tekrar hoş geldiniz. Bizi hoş onurlandırdınız. Oldum. Hemen başlayalım o halde. Buyurun lütfen. Adaylığınız önemli. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayısınız. Ve öncelikle mesajınızla başlayalım. Ne söylemek istersiniz ilk olarak izleyicilerimize? Türkiye çok önemli bir seçimin arifesinde. Cumhuriyetimizin 100. senesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı belirleyeceğiz. Cumhurbaşkanı seçimleri Türkiye'de her zaman önemli olmuştur ama başkanlık sistemine geçtikten sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri çok daha önemli hale geldi. O sebeple de bu seçimleri tesadüflere bırakmamak gerektiği kanaatindeyiz. Bizim bu seçimlerdeki genel tavrımız seçimlere hem katılımı sağlamak hem de siyaset yelpazesinin her bir tarafını siyasetin bir parçası haline getirmek. Daha doğrusu bu seçimlerin bir parçası haline getirmek. Buradan şunu kastediyorum. Türkiye'de siyasetin 4 tane ana aksı var. Bunlardan birisi %10'luk HDP kitlesi. Tabanı yani seçmeni, vatansever bu ülkenin bir parçası olan Kürt kardeşlerimizden oluşuyor. Ama maalesef ki tabanı öyle düşünmüyor. Tabanı çok da terörle arasına mesafe koymak istemiyor. Geriye kalan 3 ana aksın birisi işte Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği siyasal İslamcı ve muhafazakar kitle %25-30'luk kitleye sahip. Bize göre yine bir başka kitle %25-30'luk bir sol sosyal demokrat kitle var. Bir de Türk milliyetçisi, Atatürkçü kitle var. Cumhurbaşkanlığında iki ana eksen temsil ediliyordu. Yani siyasal İslamcı ve muhafazakar kitle ile sol ve sosyal demokrat kitle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde temsil ediliyordu. Ama bizim esas içerisinde siyaset yaptığımız Türk milliyetçisi ve Atatürkçü kitlenin biz yeterince temsil edilmediği, daha doğrusu doğrudan temsil edilmediğini düşünüyoruz. Burada milletvekilliği bazında bu temsiliyet var. Yani siyasi partilerin birçok tonu, birçok çeşidi var. Yani Türk milliyetçiliği alanında işte Milliyetçi Hareket Partisi, Zafer Partisi, Türkiye İttifak Partisi, Büyük Birlik Partisi, aynı şekilde İyi Parti vesaire, yani çok sayıda parti var. Peki sol, solda da Cumhuriyet Halk Partisi'nden tutunuz da değişik renkleri var. İşte siyasal İslamcı muhafazakar kitlede hakeza çok değişik renkler var. Ama parti bazında temsiliyet var iken Cumhurbaşkanlığı bazında ben o temsiliyeti görmüyorum. Yani bir Türk milliyetçisine şunu diyemezsiniz. Milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım diyen Erdoğan'a git oy ver. Ya niye oy versin? Milliyetçilik anlayışını ayağının altına almış adam. Veyahut da demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer diyen Sayın Kılıçdaroğlu'na da bir Türk milliyetçisi olarak oy vermek çok kolay bir iş değil. Her ne kadar insanlarımız ya işte seçim bu vesaire bir sürü böyle bakıyorum şeyler konuşulsa da biz bu seçimin iki aşamalı olduğunu, birinci tur ve ikinci turdan ibaret olduğunu, seçimin ikinci tura kalacağını, dolayısıyla da Türk milliyetçilerin burada bir ikinci tur için iddialı bir yapı oluşturmasını, eğer ikinci tura kalamazsa da ikinci turun belirleyicisi olmasını istiyoruz. Çünkü HDP'nin veya Hüdapar'ın burada bu belirleyici rol, kritik rol, kilit rol oynamasını doğru bulmuyoruz. O sebeple de başlangıç olarak Türk milliyetçilerinin buradaki hem kilit rolünü hem de bu yelpazede temsiliyet durumunun altını çizmek isterim. Evet, tabii çok önemli vurgu bu. Milliyetçilik, Atatürk milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği. Bize göre en büyük milliyetçi Mustafa Kemal Atatürk'tür, evet, onu söyleyeyim. Evet. Yani bizim milliyetçiliğimiz kapsayıcı. Atatürk'ün izinden giden, Atatürk'ün cumhuriyet değerlerine sahip çıkan ve terörle arasına mesafe koyan bir anlayıştır. Evet. Esasında vatan sevgisi şemsiyesi altında, evet, bir milliyetçilik tanımı yaptınız. Tabii, kesinlikle. Evet. Tabii son zamanlarda bir takım ifadeler var. Türkiye'li gibi, Türkiye edebiyatı gibi, Türkiye şiiri gibi. Ben de Türkçe'ye aşık bir cumhuriyet kadını olarak
bu tartışmanın içinde bir anda kendimi buluveriyorum. Dolayısıyla Atatürk milliyetçiliği dediğimiz zaman o milliyetçilik şemsiyesi altında bu tarz yanaşmaları, ayrık otu gibi başlayınız yorumunu soracağım bunu. Yanaşmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında yapılmak istenen ne? Öyle değil mi Sayın Aktarcı? Tabii yani burada günün sonunda bir vatan sevgisinde ortak paydada buluşmamız gerekirken ayrıştıran kavramlar üzerinden siyaset yapılıyor. Tabii siz konuyu daha merkezinden ele aldınız. Biraz bu ayrışma dili neden oluştu? İsterseniz bir iki cümle bunu konuşalım. Çok memnun olurum. Tabii hem siz değerli bir televizyon yorumcususunuz hem tabii sizi biz yıllardır Türkçeyi böyle şiir gibi kullanmanızdan biliyoruz. Gerçekten yani ben sizin o haber sonuçlarınızı böyle şiir, birisi şiir okuyor gibi dinliyordum. O yüzden çok teşekkür ederim. Bugün aynı ortamda bulunmaktan da çok son derece memnuniyet duyuyorum. Evet yani Amerika Birleşik Devletleri'nde hangi kökenden gelirse gelsin insanlar yani bir asır önce gelen de yani kendisini Amerikan görür, Yunan görür, Fransız görür. Bizde Türk görmeye biraz böyle bir şey var böyle çok insanların bir kısım insanların kendisini o sıfat içerisinde göstermemeye çalıştığını, bazı uyduruk kelimeler kullandığını görüyor. Türkiyelilik. Ya böyle bir tabir yok ki. Yani Yunanistan'da Yunan oluyor insanlar. Yunanistanlı olmuyor. Fransalı olmuyor. Yani Cezayirli geliyor, bir kuşak içerisinde hemencecik Fransız olup geçiyor. Yani biz kimseye senin Türkiye'de yaşayan bütün renkler bizim renklerimizdir. Bakın Türkiye'nin her rengi bizim zenginliğimizdir. Biz kimseye sen etnik kökenini kaybet, onun üstüne toprak at, gel sana yeni bir etnik köken verelim demiyoruz ki. Biz diyoruz ki anayasamızda yazan bu ülkede vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Türk bizim ortak adımızdır. Ve Türk olmaktan da gurur duymak lazım. Ha sen alt kimlik olarak hangi kimliktensen alt kimliğine onunla yine gurur duy. Evinde konuş, annenle konuş, kardeşinle konuş. Ama millet olmanın ortak bilincine de var diyoruz. Onun için de Atatürk izinden gitmek budur. Bizim milliyetçiliğimizin, milliyetçilik anlayışımızın, Başbuğ Alparslan Türkeş'in milliyetçilik anlayışının, Ziya Gökalp'in milliyetçilik anlayışının, Yusuf Akçura'nın, bütün bunların İsmail Gasparalı'nın Türk dünyasındaki o anlayış biçimiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün anlayış biçimi aynıdır. Ve bunlar hep böyle tarihin süzgecinden gelmiş ve biz de bu yolu şimdi hem kültürel alanda hem de siyaset alanında bunu biz var etmek istiyoruz. Var etmek istiyoruz çünkü tehdit ve tehlikeler görüyoruz. Türkiye'ye yönelik sığınmacı tehdit ve tehlikesi var ki detayını konuşmak isterim. Tabii ki. Elbette. Sanıyorum sizin de benzer sorularınız olacaktır. Kesinlikle. Onun için detayına girmiyorum. Yani sizin sorularınızı da açacağız inşallah. Türkiye'ye yönelik terör tehdidi var. Yani Amerika'da bakınız bir konuyu açılmışken altını yine çizmek isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir senatör düşünebiliyor musunuz? Çıksın Amerikan Kongresi'nde desin ki bir dakika desin ben sırtımı IŞİD'e yasladım desin. Yani böyle bir şeyi Amerika'da tasavvur edemezsiniz. Ya da bir Alman parlamenter çıksın desin ki ben de desin işte El-Kaide'li teröristin cenazesine gideceğim desin. Yani böyle bir şey olamaz. Niye Türkiye'de oluyor? Neden? Yani bu Yunanistan'da da olamaz, İtalya'da hiçbir yerde olamaz. Ama Türkiye'de ama oy alıyorlar diye o kisve altına saklıyorlar. Ben de diyorum ki Hitler de oy alıyordu. Hitler seçimle geldi. Ne yapacağız? Hitler'e şimdi ne kadar demokratik, o sırf geliyor aman Hitler mantığı gelsin mi diyeceğiz? Diyemeyiz. Bakınız HDP ve Hüdapar her ikisi de bir terör geçmişinden gelen iki tane terör örgütüyle arasına mesafe koymayan yapı. Biz HDP'nin de Hüdapar'ın da yani siyaset yapmak isteyen buyursun gelsin siyaset yapsın diyoruz. Yani benim Kürt vatandaşım siyaset mi yapmak istiyor? Cumhurbaşkanlığına aday mı olmak istiyor? Gelsin Cumhurbaşkanı adayı olsun. Kim engel buna? Kimse engel değil. Nitekim daha önce de oldu. Siyaset mi yapmak istiyor? Buyursun gelsin siyaset yapsın. Parti mi kurmak istiyor? 10 tane parti birden kursun. Ama kurarken desin ki
Biz terörü lanetliyoruz kardeşim. Türkiye'de biz her şeyi konuşabiliriz. Demokratik ortamda konuşabiliriz. Türkiye'ye demokrasiyi ta tabanına, kılcal damarlarına kadar yayalım. Türkiye'de adaleti hakim kılalım. Türkiye'de bu saçma sapan faiz sebep enflasyon sonuç gibi ekonomide tabanı olmayan sistemi bir kenara koyalım. Kazan kaynasın, insanların karnı doysun ve demokratik bir ortamda oturalım, konuşalım. Ama terörü dışlamak kaydıyla. Evet, tabii o halde Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin geleceğinde tehditler neler? Ve ikinci bir soru olarak da yöneltmek isterim. Cumhurbaşkanı seçildiğiniz takdirde yapacağınız ilk icraat ne olur? Türkiye'nin geleceğinde, yakın geleceğinde iki büyük tehdit var. Hatta üç büyük tehdit var daha doğrusu. Sondan başlayarak geleyim. Üçüncü tehdit Türkiye'nin geleceğinde Yunanistan'ın yanı başımızda, adalarımızda son 20 senede yürüttüğü, usul usul gelerek ta içimize kadar, İzmir'e, Aydın'a kadar geldiği, adalarımızı, adacıklarımızı, kayalıklarımızı işgal ettiği Yunan tehdidi var. Bu bir büyük tehdittir. Yunanistan'ın özellikle de Ukrayna ile Rusya arasındaki savaştan kendisine bir pay çıkarması. Yunanistan'ı bir Ukrayna, işte Yunan Başbakanı'nı da bir Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yapmak istiyorlar. Türkiye'yi de Rusya rolüne soyundurmak, tüm dünya tarafından Türkiye'ye ambargo uygulatmak, Türkiye'yi dışlatmak istiyorlar. Bununla ilgili Yunanistan sürekli provokasyon peşinde. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri bunu körüklüyor. Amerikan üsleri yanı başımızda, Yunan sınırında almış başını gidiyor. Bu bir tehdittir. Bunu çok dikkatli izlememiz lazım. Bunun çerçevesinde bizim mavi vatan tezimizi çok daha güçlü bir şekilde savunmamız lazım. İkinci büyük tehdit, ki bu birinci büyük tehditle de doğrudan orantılıdır. O da yanı başımızda Suriye'de bir PKK-İstan kuruluyor. Bunu kimse görmek istemiyor, konuşmak istemiyor. Biz diyoruz ki sığınmacılar gitsin. İnsanlar diyor ki siz ırkçı mısınız, faşist misiniz? Hayır, biz yurtseveriz, vatanseveriz. Onlar da vatanına gitsin diyoruz. Onlara vatanlarını vaat ediyoruz. Yani bir insana vatanını vaat etmek, o vatanında onu mutlu kılmak ne zamandan beri ırkçılık, faşistlik olmuştur ya? Bir de İnsanlar görmek istemiyor bazı şeyleri. Bazen ben acaba diyorum, yani Türkiye'de böyle İslam'ın bayraktarlığını yapan bir kesim aslında Siyonizmin bayraktarlığını yapıyor. Tırnak içinde İslam bayraktarlığı diyorum. Nasıl mı? İsrail bayrağını lütfen Meltem TV izleyicilerimiz, İsrail bayrağını bir gözünüzün önüne getirin. Üstünde iki tane çizgi var. O çizgi nehri ifade ediyor. İki nehir. Evet. Hangi nehir bunlar? Fırat Nehri ile Nil Nehri. Fırat nereden geçiyor? Türkiye'den geçiyor. Ve Türkiye'den geçen Fırat Nehri ile Mısır'ın oradan geçen Nil Nehri arasındaki topraklar Siyonizmin vaat edilmiş topraklarıdır. Peki o iki nehir arasındaki toprakların ne yapılması lazım? İnsandan arındırılması, boşaltılması lazım. Tesadüf olduğunu hiç düşünmeyin. Tesadüf değil. 2009-2010 bu süreçlerde 2008 İsrailli mayın temizleme firmaları Türkiye'de cirit attı. Ve dedi ki biz Suriye sınırındaki verimli toprakları mayınlardan temizleyeceğiz. Burada organik tarım yapacağız. Bizimkiler de inandı. O bir laf var, bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü? Yani İsrailli geliyor Türkiye'ye, bedava, mayın temizliyor. Gerekçe de organik tarım yapacağı, sanki organik tarım yapacak başka bir yeri bulamamış gibi. Geldiler İsrailliler, Suriye sınırındaki mayınların tamamını temizlediler, tarım marım yapmadılar, çektiler gittiler. Sebep? Oradan yarın, çünkü o büyük Orta Doğu projesinin ne olduğunu onlar gayet iyi hazırlamışlardı. Oradan insanlar Türkiye'ye gelirken mayına basıp da orada kalmasınlar. Rahat rahat koşa koşa gelsinler. Ve nitekim 2011'de Arap Baharı diye aslında Büyük Orta Doğu Projesi'nin temeli olan projeyi başlattıklarında Suriye'den Türkiye'ye toplam 7 milyona yakın insan geldi. Bakınız, İsrail bu 7 milyon insanı
oradan boşaltmak için öldürmesi gerekiyordu. 7 milyon insan öldüremez. Orayı boşaltmanın en kolay yolu onları Türkiye'ye kovmaktı. Bir IŞİD uydurması yaptılar. IŞİD tamamen ve tamamen Amerikan istihbaratının bir ürünüdür. Buna adımın Sinan Oğan olduğu kadar eminim. Bendeniz bu işler üzerinde ciddi kafa yormuş bir akademisyenim aynı zamanda. Evet. Yıllardır bir strateji merkezinin kurucusu ve başkanlığını yürütüyorum. Turuncu Devrimler diye bir kitap yazdım. Ve Arap Baharı olduğu zaman da 2006 senesinde, hatta bir makale yazdım 2007 senesinde. Dedim ki Turuncu Ampul Devrimi Orta Doğu'ya ihraca hazır. 2007'de yazdığım, bütün aşamalarını yazdığım Amerikan planı, ki o deşifre ettim, 2011'de gerçekleşti. Ve İsrail'in o Siyonizm planı Suriyelileri Türkiye'ye göndererek devreye girdi. Yerine kimi koydular? IŞİD, bakınız öyle bir güç var ki bir taraftan ne yapıyor biliyor musunuz? Yani Suriye topraklarını boşaltıyor, bir güç yaratıyor. Korku imparatorluğu IŞİD'den, çünkü IŞİD çok büyük katliamlar yaptı. Oradaki insanlar Türkiye'ye koştu. Bir tarafta Esad, bir tarafta IŞİD boşaltıldı. Yerine kim geldi? Yerine PKK terör örgütü geldi. Türkiye'deki bütün PKK'lı teröristler, şimdi Süleyman Soylu diyor ki o biz terörü temizledik. Hayır, Türkiye'deki teröristlerin tamamı gitti. Orada 100 bin kişilik terör ordusu kurdu Amerika. Silahlandırdı, hala da silahlandırmaya devam ediyor. Şimdi biz diyoruz ki, arkadaş eğer siz bu Siyonizmi engellemek, Büyük İsrail'i engellemek istiyorsanız bu insanları dostça, güvenlik içerisinde kendi ülkelerine götürmelisiniz, götürmeliyiz. O topraklar Arapların, Türkmenlerin yurdu olmalı. Oradaki Kürtlerin yurdu olmalı. Oradaki PKK'nın değil. Hayır diyorlar. Bazı böyle şey düşünen insanlar var. Ensar macir muhabbeti yapanlar var. Ya bu ensar macirle alakası yok ya. Bu bir Siyonizm planıdır ya. Suriyelileri Türkiye'de tutmak bir Siyonizm planıdır. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu insanlar buradan gitse oraya, orada kendi toprağında, vatanına sahip çıksa orada bir PKK-İslam, yani bir İsrail kurulamayacak. Ama onlar burada kalsa, orası boşalsa orada PKK-İslam, yani bir İsrail kurulacak. PKK-İslam onun başlangıç aşamasıdır. Onlar ön temizleyici unsurdur. IŞİD en ön unsurdu, sonra PKK geldi, sonra İsrail gelecek oraya. Onun için eğer bizi izleyen her bir vatandaşımız Büyük İsrail'e karşıysanız, Siyonizme karşıysanız Türkiye'deki Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmesinden yana olmalısınız. Bunun karşısında kim var? Bunlar dönmesin diyen kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. Kim o? Büyük Orta Proje, Doğu Projesi'nin eş başkanıyım diyen Recep Tayyip Erdoğan var. Ha, demek ki hiçbir şey tesadüf değil Türkiye'de, bakınız. Hiçbir şey tesadüf değil. Biz şimdi Cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye'deki dört Cumhurbaşkanı adayından birisiyim ben. Ve diyorum ki bir numaralı kararnamem Suriyelilerin ayrıcalıklı statüsünü kaldırıp onları kendi ülkelerine göndermek olacak. Eğer biz kendi ülkelerine gönderirsek Suriyelileri ne olur biliyor musunuz? Bir, Büyük İsrail projesi çöp olur. Büyük Orta Doğu projesi çöp olur. İki, konut fiyatları düşer. Üç, kira fiyatları düşer. Dört, gıda fiyatları düşer. Beş, kadınlarımız sokaklarda daha rahat bir şekilde dolaşır. Altı, gençlerimiz artık öldürülmez. En son Bağcılar'da bir benim hemşehrim Iğdırlı birini öldürdüler fabrikada. Evet, evet. Yedi, okullarımız rahatlar. Sekiz, bakınız biz sadece 13 milyon Suriyeli'ye, Afganlı'ya bakmıyoruz Türkiye'de. Aynı zamanda Suriye içinde de 9 milyona bakıyoruz. Yani bu şu demek biliyor musun? Yunanistan gelse dese ki Türkiye'ye, Gülgün Hanım dese ki ya biz dükkanı kapattık, bundan sonra bize siz bakacaksınız. Türkiye bizi okutacak, Türkiye'nin hastanelerinde bedava sağlık hizmeti alacağız, her şeyimize Türkiye bakacak. Ne deriz? Siz kafayı mı yediniz deriz. Ama biz Yunanistan büyüklüğünde Türkiye'de yabancılara bakıyoruz. Türkiye'de ve Suriye'de. Bir Yunanistan büyüklüğündeki devlete bakıyoruz biz burada. Onun için birinci önemli tehdit ve sorun budur.
Bunu biz Ata İttifakı olarak ve Cumhurbaşkanı adayı olarak inşallah bir numaralı kararnamem bu olacak. Bu olacak. Çok özür diliyorum. Tabii. Buyurun siz sorun. Şu 1 milyon Suriyeli sandık güvenliği çerçevesinde bunu vatandaş konuyu, oldu. Evet, evet. Şimdi bir seçime gidiyoruz. 14 Mayıs çok kritik bir süreç. Çok, çok. Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bahsettiğiniz gibi esasında iktidar da mevcut konumundan çok huzurlu değil. Genişleme çalışmaları içerisinde en son Demokratik Sol Parti ile hani dikkat çekici bir birliktelik yaptılar. Muhalefet Hüdapar'la daha dikkat çekici bir birliktelik yaptılar. O zaten geçmişte olan bir birliktelikti. O açıdan hani adı kondu diyelim o birlikteliğin. Evet. Muhalefet sofrayı genişleteceğiz dedi, bilmiyorum. Hani sofra genişler mi genişlemez mi artık ya da genişledi mi genişlemedi mi daha doğrusu bu saat itibariyle, ama şimdi günün sonunda seçime gideceğiz. Ve siz de 4 Cumhurbaşkanı adayından birisiniz. Ve çok uzun süredir Türkiye'de konuşulan bir sandık güvenliği meselesi var. Evet. Ve bu noktada da özellikle muhalefet partilerinin ortak hareket etmesi gibi bir sözle söyleniyor. Böyle bir beklenti de var kamuoyunda. Yani oyların sayılması, sayılan her oyun YSK'da efendim doğru sayılıp bize doğru aktarılması ve seçim akşamı 14 Mayıs akşamı hani kazananıyla kaybedeniyle huzurlu bir şekilde seçimin tamamlanması bekleniyor. Bu noktada da çok kritik bir mesele olan bu Suriyeliler meselesi var. Siz konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Muhalefet olarak ortak bir sandık güvenliği planı var mı? Olursa siz burada nasıl bir destek vereceksiniz? Ata İttifakı'nın kendine özel bir sandık planı var mı? Evet. Çok önemli bir konu. Sizin bu dikkat çektiğiniz konuyu ben günlerdir hem televizyonlarda dile getiriyorum hem de diğer Cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda bulunuyorum ve randevu talep edeceğim. Türkiye'de bugün bir numaralı gündem maddemizin artık yani şu listeler, seçim bunların artık bir tarafa bırakılması ve sandık güvenliğinin sağlanması lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı bu seçimi kazanamayacak ama bir şartla, bir istisnayla. Eğer sandığa biz sahip çıkamazsak hafife almayın. Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimi alır. Erdoğan bu seçimi alır. Bakın. Bakın. Önemli mesaj. Millet İttifakı size sesleniyorum. Zannetmeyin ki bu iş çantada keklik. Şimdiden bakanlıklar paylaşılıyor. Ne bileyim ben her şey bölünüyor. Öyle bir dünya yok. Bakın 15 Mayıs sabahı başka bir Türkiye'ye uyanabiliriz. Sandığa sahip çıkmamız lazım. Ne kadar Suriyeli, Afganlı, Pakistanlı, Mozambikli Türk vatandaşı yapıldı şu an oy kullanacak biliyor musunuz? Ki hiçbiri bilmiyor. Bilmiyor. Öyle bir bilgi paylaşmıyorlar çünkü. Ve en son biz bunları dile getirdik. En son şeyde patladı. Bir tane apartmanda liste çıktı orada. Evet. Ya içinde Suriyeli'den başka kimse yok. Bir tane gariban Iraklı tesadüfen aralarına düşmüş. Tamamı yabancı. Bir apartmandan çıkan bu. Birçok apartmanda bakıyorsunuz garip garip isimler oranın hanesine yazılmış. O yüzden bütün ben izleyicilerimizden, Meltem TV izleyicilerinden rica ediyorum. Herkes kendi apartmanındaki seçmen kaydını mutlaka kontrol etsinler. YSK'ya çağrıda bulunuyoruz, bize cevap vermiyor. İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz, bize cevap vermiyor. Türk milletinin iradesinin üstünde vatan toprağına şehadetle sarılan, askerlik yapan, vergi veren Türk milletinin iradesinin üstünde dün gelen, o parayı nereden aldığı belli olmayan, bir de öyle bir durum var. Yani 250 bin doları şimdi 400'e çıkardılar. Veren herkes vatandaş oldu. Arkadaş ya o 250 bin doları siz nereden kazandınız? Fuhuştan mı kazandınız? Affedersiniz. İnsan öldürerek mi kazandınız? Uyuşturucudan mı kazandınız? Devleti soyarak mı kazandınız? Hiç önemli değil bunlar için. Kara para, kirli para hiç önemli değil. Parayı veren düdüğü çaldı bu ülkede. Ve ne oldu şimdi? Hem vatandaş oldular. Dünyada yok böyle bir sistem. 250 bin doları ver vatandaş ol. Yok böyle bir sistem. Kaç sene sen o ülkenin sadakati, o ülkeye sadakatini göstermelisin, dilini öğrenmelisin. Bir sürü aşamaları var. Ancak önce oturum verirler, sonra vatandaşlık verirler. Hem de böyle 250 bin dolara, 400 bin dolara falan mümkün değil. Bir de gelen
O benim oğlum, bu teyzem, bu bütün sülalesini yazdırıyor. 250 bin dolar verip sülalesini vatandaş yapıyor. Onun için sandık güvenliğini bu yabancılar konusunda, yabancı seçmenler konusunda sandık güvenliğini sağlamak zorundayız. İki, bütün buradan rahmetle anıyorum, depremde çok sayıda 50 binden çok fazla insanımızı maalesef bu kurban verdik. Ben bu sabah Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Naci Görür'den bir briefing vermesini rica ettim. O da beni kırmadı. Sağ olsun, buluştuk. Ve ki deprem, Türkiye'deki en önemli deprem uzmanlarından birisi, hatta birincisidir. Kendisiyle bundan sonraki süreci konuştuk ve ben de aynı kanaatteyim. Kendisi de diyor ki 50 bin kişinin çok üzerinde de diyor ölü sayısı. Tabii. Peki evet, hükümet niye açıklamıyor? Niye sizce? Çünkü hükümete güven olmadığı için bizim tarafımızdan, kimin yerine hükümet oy kullanacak bilmiyoruz. 2 milyon insan deprem bölgesinden başka şehirlere gitti. Bunun en fazla 450 bini gitti, seçmen kaydını bulunduğu yere aldı. 2 milyon nerede kaldı? 1,5 milyon nerede? Onlar oy kullanamayacak. Onların yerine kim oy kullanacak biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Peki 11 il deprem ve OHAL bölgesiyken 6 ili daha yeni, yeniden OHAL'e sokmak. Yani Kayseri mesela OHAL'e girdi. Niye? Yani Kayseri deprem bölgesi miydi? Hayır. Yani depremin periferisinde bir iki tane bina zarar gördü, o kadar. Başka yok. Ha, demek ki burada da başka şeyler var. Ve burada da dikkatli olmamız gerekiyor. Burada da deprem üzerinden bir oy devşirme, bir oy sahteleştirme hesabı olabilir. Çünkü yani düz mantıkla baktığınızda bu iktidarın artık gitmesi gerekiyor. Ama bu iktidar gitmemek için her şeyi yapıyor. Bakın, devlet imkanlarıyla reklam yapıyor. Ben şimdi bazı televizyonlara bakıyorum. Yani size teşekkür ederim. Meltem TV son derece yayınlarını objektif yapıyor. Bir Cumhurbaşkanı adayı olarak bize ekranını açıyor. Her zaman bekleriz. Sağ olun. Devlet televizyonu. RTÜK kanunu var. RTÜK kanununda ve anayasaya göre seçim takvimi işlediğinden beri bana yer vermek zorunda. Daha TRT'de hiç yer alamadık. Ama ne oldu? Mesela milletvekili adayı oldu Murat Kurum. Bakan. Artık bakan değil. Milletvekili adayı. 4 dakika onun reklamını yaptılar. Haber diye. Evet. Zaten sabah akşam Erdoğan, sabah Erdoğan, akşam Erdoğan, gece yatarken Erdoğan, uyanınca bir daha Erdoğan. Yani haksız bir zaten yarışın içindeyiz. 14 tane devlet uçağı Erdoğan'ın emrinde. Açılış yapacağım numarasıyla sürekli reklam yapıyor. Cumhurbaşkanı seçimi reklamı yapıyor. Devlet bütçesinden katkı alıyor. Aynı zamanda havuzdan, yani o beşli çeteden çok ciddi katkı alıyor, maddi katkı alıyor. Biz ise milletin desteğiyle bu işleri yapıyoruz. Bu arada yeri gelmişken sevgili izleyiciler, değerli Meltem TV izleyicileri, Sinan Oğan'ın sosyal medya hesaplarına girerseniz seçim hesabı açtık biz. Bizim arkamızda para babaları yok. Bizim arkamızda Türk milletinin evlatlarının helal kazançlı ana babaları var. Siz de orada 55 bin liraya kadar seçim yardımı yapabilirsiniz. Bizim kampanyamızda sizin de tuzunuz olsun. En son mesela beni çok duygulandıran bir yardımı paylaşayım. 9 lira 40 kuruş yardım yapmış bir kardeşimiz. Çok teşekkür ederim. Benim için o milyon liradır, biliyor musunuz? O kadar kıymetli. Yeri gelmişken bunu da diyeyim. DR Sinan Ogan benim sosyal medya kısaltmam. Oradan insanlarımız da bize destek olursa seviniriz. Bir 10 dakikamız hemen hemen kaldı. Kusura bakmayın. Bir süre sorunu da yaşıyoruz. Şimdi önümüzde 14 Mayıs seçim süreci var. İktidar Şubat ayında işte bütçe açı, cari açık açıklandı. 8 milyar 780 milyon dolar bir cari açık verdik. Bu önümüzdeki süreçte de cari açık devam edecek, artacak olarak gözüküyor. Şimdi 14 Mayıs'tan sonra bir ekonomik kriz öngörüyor musunuz? Ekonomide büyük bir dalgalanma öngörüyor musunuz? Ata İttifakı ve Sayın Sinan Oğan, siz nasıl bir çözüm önerisiyle beraber hazırlandınız? Nasıl bir çözüm öneriniz var efendim? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Buradan rahmetle anıyorum. Haydarbaş hocamızı rahmetle anıyorum.
Azerbaycan'dan bir dostluğumuz vardı ve kendisinin ekonomi alanındaki tezlerine de son derece kıymet verdiğimi buradan ifade etmek istiyorum. Kendisinin de çok yetenekli bir evladı. Şimdi aynı hareketi alıp devam ettiriyor. Buradan da Sayın Hüseyin Baş'a da başarılar diliyorum. Son aldığı kararı da tebrik ediyorum. Ondan önce şunu söyleyeyim. Türkiye'de bir siyaset nesli değişimine gidiyoruz. Şu an mevcut olan siyaset nesli önceki neslin yerine geldi. Yani rahmetli anlıyorum Demireller, Ecevitler, Özallar, Başbuğ, Alparslan, Türkeşler, Erbakanlar vardı. Onlar siyaset sahnesinden çekildi, yerine bugünküler geldi. Yani işte Akşenerler, Kılıçdaroğulları, ne bileyim Karamollaoğlu, Erdoğan, Bahçeli, bunların da siyasetteki yaklaşık siyaset ömrü, Allah kime ne kadar ömür verir, fizik ömrü onu bilemeyiz. O Cenab-ı Allah'ın takdiri. Ama siyaset ömrü kanaatimizce 2 sene, 3 sene, en fazla 5 senedir. Türkiye'de yeni bir nesil değişimine gidiyoruz. Ve buradan söylemek isterim ki önümüzde bizim neslin yöneteceği bir Türkiye var. Onun için buna çok iyi hazırlanmak lazım. Kimler mi olacak? Sinan Ağan olacak Türkiye'nin geleceğinde. Hüseyin Baş olacak Türkiye'nin geleceğinde. Bakınız onu da söyleyeyim. Ben çok yetenekli buluyorum kendisini. Çok, evet. Birkaç daha böyle siyasetçi Türkiye'nin geleceğinde genç siyasetçi olacak ve Türkiye artık o köhne siyasetten kurtulacak. Ben şimdi diyorum ki bunu birkaç sene beklemeyelim. Köhne siyasetten kurtulalım. Yani Türkiye'nin 20 yılına heba etmiş bu siyasetten, bu siyaset anlayışından gelin bugün hemen şimdi kurtulalım. Bu bizim elimizde. Hem Sayın Erdoğan 20 yıllık Türkiye'nin geçmişinde var. Hem Sayın Kılıçdaroğlu, o da 20 senedir neredeyse muhalefette durarak bunu yaptı. Sayın İnce zaten 20 senedir mecliste milletvekili ve son seçimlerde de aday oldu ve kaybetti. Bir tek Cumhurbaşkanı adayları içerisinde Türkiye'nin geleceğini, gelecek neslini, aydınlık yüzünü temsil eden Sinan Oğan var. O yüzden bu seçimde Sinan Oğan'ı seçtiklerinde zaten bu siyaset nesli otomatik olarak ötekileri emekliliğe ayıracak ve Türk milletinin önünü açacak. Meltem TV izleyicilerinin de bu anlamda Cumhurbaşkanlığı tercihlerinde bunun altını çizmek istedim. Ekonomi modeli olarak bizim ekonomiyi gerçek anlamda, gerçek değerleri üzerinden algılamamız gerekiyor. Ben ekonomistim ama diplomalı ekonomistim, onu söyleyeyim. Diplomasız ekonomist değilim. O yüzden de ben ekonomi politikası olarak Türkiye'de bir neyi yapacağım? Bir ekonomik güven meselesidir. Eğer ekonomiye güvenmezseniz oraya yatırım yapmazsınız. Ekonomiye güveni sağlayacağız. Ekonomi ve istikrar meselesidir. Birisi gelip yatırım yaptığında onun yarın başka politika değişiklikleriyle onu batırmayacağınızın garantisi olmalı. Ekonomi aynı zamanda paranızın değerini koruma meselesidir. Türk parasının değeri korunacak. İhracat meselesidir. Dış politikamızı dış ticaretimizle harmanlayacağız. Dış politika dış ticaretin önünü açmalı. İhracat fazlası vermeliyiz. Bunun için biz dışarıda düşman azaltıp dost çoğaltma yoluna gitmeliyiz. Biz komşularımızla ticaret imkanlarını mümkün olduğu kadar açacağız ki aramızda başka sorunlar olmasın. Çünkü ticaret yapan insanlar kavga etmez, savaşmaz. Daha bölgenin zenginleşmesine katkıda bulunur. Biz Türkiye'yi bir çip üretim merkezi haline getirmek istiyoruz. 5G, 6G teknolojilerini, Türkiye'de İHA, SİHA üretimini daha ileri teknolojiyle daha ileriye götürmek istiyoruz. Bizim İHA'larımız, SİHA'larımız çok iyi, bundan gurur duyuyoruz. Bunu devam ettireceğiz ama hızları düşük. Biz hipersonik hıza ulaştırabilirsek dünyada bu alanda kimse bizimle rekabet edemez. Bununla beraber biz yapay zekayı hayatın her alanına getirmek istiyoruz. Bir örnek vereyim ve bir müjde vereyim. Artık böyle senelerce mahkeme kapılarında beklemek olmayacak. Çünkü hakimlerin esas iş yükü sıradan katalog suçlar, daha basit suçlar. Bu basit suçlar 2 kere 2 4 eder gibi bir sonuç vardır. Biz onu yapay zeka ile çözeceğiz. Yapay zeka hakimlerini devreye sokacağız. Çin'de başlayan bir model var galiba. O modele benzer bir şey düşünüyorsun. Sadece Çin'de de değil. Bu bizim düşündüğümüz biraz daha kapsamlı bir model. Yani 2 kere 2'nin 4 ettiği kadar belli olan bazı suçlar var. Yani kimi suçlarda hakim vicdanı devreye girer. Hakimin
o karar verme, vicdani duyguları, bir sürü şeyi analiz etme. Kimilerinde de ya şu suçun karşılığı şudur. Bu kadar yani. Onu, ona niye hakimi kullanalım? Ya ver yapay zekaya kullan. Sana 10 dakikada çıkarsın ya. 10 dakikada. Yani siyasette olması gereken en önemli unsurlardan biri yapay zeka ve sizin... Yok, Cumhurbaşkanlığı devlet yönetimimize yapay zeka vermeyeceğiz şimdilik. Size, yanlış anlaşılmasın. Size memleketiniz Iğdır'dan, Iğdırlı dostlarım, soyadları Şeren. Semail, evet. Şerenler size sevgi mesajlarını çok gönderiyorlar. Çok teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, çok tanıdığım kıymetli bir aile. Çok önemli bir ailedir. Evet. Gerçekten öyle. Evet. Bu arada ben de çok selam hürmetlerimi iletiyorum. Bizim bu teknoloji hamlesinin askeri teknolojiyi bir sivil hayata da kullanmak istiyoruz. Bakınız, yıllarca Sovyetler Birliği'nin en büyük problemi askeri teknolojide çok ilerlemesine rağmen sivil teknolojide toplu iğne bile yapamıyorlardı. Uzaya çıkıyorlar, her türlü nükleer silahı yapıyorlar. Niye? Çünkü kafa ona çalışmıyordu. Biz yeni bir fon kuracağız. OYAK'tan daha çok daha ileri, OYAK benzeri ve askeri teknolojilerin sivil hayata uygulanmasını sağlayacağız. Biz Türkiye'de markalar yaratıp, yani Güney Kore'nin biz çok önündeydik. Güney Kore geldi, bizi fersah fersah geçti. Türkiye'de asgari ücreti, şu an Türkiye'nin asgari ücretini, ben Cumhurbaşkanı adayı olarak bir espriyle de biraz şaşırtayım izleyicilerimizi. Sevgili izleyiciler, asgari ücreti biz yoksulluk sınırına çıkaracağız. Yani yoksulluğu vaat etmiyoruz, yanlış anlamayın. Çünkü şu an asgari ücret açlık sınırının altında. Açlık sınırı 9500 lira. Evet. Asgari ücret 8500 lira. Biz bunu bugün Türkiye'yi, yani bu yüzyılda refah toplumunu konuşmamız gerekirken insanlar beslenemiyor, karnını doyurmaya çalışıyor. Asgari ücret ne kadar biliyor musunuz olmalı? En azından şimdilik 30 bin liranın üstünde. Çünkü yoksulluk sınırı 30 bin liranın üstünde. Biz 40 bin dolarlık milli gelir hedefi, 30 bin liralık asgari ücret hedefi koyuyoruz. Ranta vergi koyacağız, vergiyi sadeleştireceğiz. Türkiye'de sadece İstanbul'da son 20 yılda 800 milyar dolarlık bir rant ortaya çıktı ve adam tek 1 lira vermiyor. Yani bir arsa alıyor, bir gecede belediyede birbirlerini görüyor, onun değerini, emsalini, şusunu, busunu, planını değiştiriyor. Bir gecede 10 milyon liralık adamın arsası 100 milyon, 500 milyon lira değere çıkıyor. Ve adam tek 1 lira vergi vermiyor. Biz bu adaletsiz sisteminden kurtulacağız. Ülkeyi üretim ekonomisine geçireceğiz. Rant sistem, rantçı sistem ortadan kalktığı zaman Türkiye'de üretim devreye girecek. Tarımın, gıda arzının ne denli önemli olduğunu pandemide gördük. Bir bakan, AKP'nin bir bakanı diyordu ki, efendim diyor, soru soruyorlar. Niye saman ithal ediyoruz? Ya bu ülkede saman üretilemiyor mu? Buğday üretilemiyor mu? Arpa üretilemiyor mu ki onun şeyinden saman üretelim? Ben çiftçi çocuğuyum. İşte paramız var ki alıyoruz diyor. Pandemide gördük. Param var ama maske bulamıyorsun. Millet birbirini öldürüyordu maske diye. Parası var ama bir işe yaramıyor. Ha, demek ki gıda arzını sağlamamız lazım. Arz güvenliğini sağlamamız lazım. Betondan bir kurtulmamız lazım. Yani her taraf beton. Yani bu AKP kafayı betonla bozmuş. Tarlalara beton, ne bileyim üretim yerlerine beton. Beton ekonomisi bitecek, arz üretim ekonomisi gelecek. Gıda arzı gelecek. Çevreci bir anlayışla, hayvan sevgisiyle Türkiye'yi yönetmek mümkün. Türkiye o kadar zengin bir ülke ki, insan kaynakları. Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Türk milleti zekidir, çeviktir. Evet, ama Türk milleti siyaseten çok çabuk kandırılmaya da müsaittir. Ya insanlar böyle bir tane seccadeyle, bir tane ne bileyim neyle bütün her şeyin üstünü örtebiliyorlar. Bütün günahların üstünü örtebiliyorlar. O yüzden Türk milletine Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği o zekiliği, çevikliği bu seçimde göstermelerini ve bu seçimde artık şunu da söylüyorum ben. Cenneti vaat edemezsek de gelin şu cehennemin kapılarını kapatalım. Çok. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Süremizi doldurduk. Ama bunu bir başlangıç kabul edelim. Evet, en azından izleyicilerimizle bir buluşma. Evet. Söz en kısa zamanda siz de uygun görürseniz. Ne demek? Trafiğe takılmadan önden önden elbette gelip burada beklemek kaydıyla elbette yayınımıza elbette büyük bir ilgiye katılmak istedim. 14 Mayıs'a kadar daha evet süremiz var. Ekranımız size her zaman açık. Çok teşekkür ederim. Yeniden sizi burada ağırlamaktan büyük onur duyacağız. Evet, kesinlikle. Programın başında ben ifade etmiştim. 4 Cumhurbaşkanı adayımıza kapılarımız açık. Demokrasi yarışında İstiyoruz ki bütün fikirler
14 Mayıs'a kadar sahada olsun. 14 Mayıs'a kadar her adayın oyu %0. Sandıklar açıldıktan sonra asıl tabii, hani tabii. Sandık öncesinde önde arkada demek medyaya en azından düşmez. Ne kadar güzel. Vallahi yani müthiş bir medya etiği örneği sergiliyorsunuz bunu diyerek. Yani bazı insanlar mesela davet ediyor. Daha birinci soru, ikinci turda kim oy vereceksin? Ya bir dur. Yani bir önce bir ne yapacaksın diye projeni anlat diye. Onu yine sor istiyorsan. O bile sizi destekleyen insanlara ayıp. O yüzden ben size çok teşekkür ediyorum. Ve buradan bir çağrıda da bulunmak istiyorum. Buyur. Meltem TV ekranlarında ben Sayın İnce'yi, Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Sayın Erdoğan'ı Hodri Meydan deyip buraya davet ediyorum. Gelin burada tartışalım. İnsanlar da izlesinler. Keşke. Seve seve. İnsanlar keşke. Da doğruyu böyle bulsunlar. Keşke. Varsa yürekleri, bilgilerine güveniyorlarsa buyursunlar yansınlar. Ekranlarımız açık. Teşekkür i̇şte ederiz. Demokrasi. Çok teşekkür biz ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Yeniden bu stüdyolarda sizi ağırlamak ümidiyle diyoruz. Sağ olun. Sağ olun.